Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili dostlar, gecenin kalbinde, sahur vaktinde KonTV'de birlikteliğimiz başlıyor. Öncelikle Yüce Rabbimize hamd eder, sevgili Peygamberimize salat ve selam ederek sözlerimize başlarız. Kıymetli dostlar, bu akşamki programımızda sizlere niçin namaz kılmalıyız sorusuna cevap arayacağız. Efendim, bu sohbeti de inşallah hem kendiniz hem de gün içinde kaçıran kardeşlerim olursa yine YouTube'dan çoluğumuza çocuğumuza izletebiliriz. Niçin namaz kılacağız sorusuna cevabımız gönlümüzü tatmin ederse iki elimiz kanda da olsa namaz kılmamazlık edemeyiz ki bunun en güzel örneği başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun yetiştirdiği efendim ilk talebeleri sahabe-i Üzün Hazretleri ve onların yollarını izleyen Allah dostları hayatlarını namaza göre planlamışlar. Efendimizin peygamberliği ile birlikte başlayan ilk ameli farz namaz. Efendim niçin namaz kılıyoruz hocam diye soracak olanlara birinci cevabımız ilk ve net cevap Allah emrettiği için. Rabbimiz emrettiyse mümine düşen nedir? Mümin Allah'a teslim olmuş, iman etmiş bir kul olarak işittik ve itaat ettik ya Rabbi der, emrin başım üstüne deyip gereğini yerine getirir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda kardeşlerim, Hazreti Adem'den Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'dan Hazreti İsa'ya, Hazreti Muhammed Mustafa'ya kadar aleyhisselam bütün peygamberlerin hayatında namaz olduğunu görüyoruz. Şekilleri ve ayrıntıları hakkında bizlere bilgi verilmese de hepsinin hayatında oruç olduğu gibi hepsinin hayatında namaz olduğunu ve namaza davet ettiklerini Kur'an ayetlerinden öğreniyoruz. Efendim madem Kur'an'a iman ediyoruz, iman esaslarından bir tanesi Allah'ın kitaplarına imandır ve orada da Rabbimizin bütün peygamberlere namazı emrettiğini, peygamberlerin de ümmetlerine namazı emrettiğini görüyoruz. Şimdi bana deseniz ki hocam sözü uzatmadan, kestirmeden, kolay yoldan bizi cennete götürecek bir yol tarif eder misin? Ben de sizlere Mü'minun suresinin ilk 10 ayetini hatırlatırım. Bismillahirrahmanirrahim. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Muhakkak ki müminler kurtulmuşlardır ki onlar namazlarında huşu içerisindedirler. Aradaki ayetleri bırakıyorum. 9. ayete geçtiğimizde onlar namazlarını muhafaza ederler. Vaktinde usulünce kılarlar. 10. ve 11. ayete geçince işte bu özelliklerin sahipleri var ya bunlar Firdevs cennetinin varisleridir diyor Yüce Rabbimiz. Cennetin sahibi Yüce Rabbimiz cennete giden yolda imandan sonra ikinci ayette ve 9. ayette namaza işaret ederek efendim namazı baş sıraya koyuyor imandan sonra. Namaz imanın ete kemiğe bürünmüş, elle tutulur, gözle görülür somut ifadesidir. Peygamber Efendimiz'e peygamberlik verilir verilmez. Hemen öğretilen ameli farz olduğu için de yani Müslümanın olmazsa olmazı diyebiliriz kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını incelesek, şöyle hayatının baş köşesinde namaz, aralarda diğer beşeri vazifelerini icra ettiğini görüyoruz. Yani hiçbir zorluk Peygamberimizle sallallahu aleyhi ve sellemle namazın arasına girmemiş. Efendimiz yani baş köşesinde tutmuş namazı. Diğer peygamberlerin hayatında da yine bunu görüyoruz ayetleri okuduğumuzda. Şimdi hadis-i şeriflere baktığımızda yüzlerce konuyla alakalı bir ara 1006 tane hadis-i şerifi okumuştum. Namaz, abdest, gusül etrafında sevgili peygamberimizin o mübarek sözleri. Efendimizin hayatında en böyle dikkate değer efendim ameli farz yine namaz. Hazreti Ayşe annemize soruyorlar. Ya Ayşe, Resulullah'ın en hayret verici hali hangisiydi diye sorduklarında hangi hali hayret verici değildi ki? Madem sordunuz söyleyeyim. Öyle bir namaz kılardı ki sormayın gitsin.
öyle bir kıyamı, öyle bir kıraati, öyle bir rükûsu, öyle bir secdesi vardı ki sormayın gitsin diye, ancak böyle tarif etmiş diye. Şeklini tarif etmek kolay. Yani şöyle kıyama dururdu, şöyle rükû ederdi, şöyle secdesi vardı, şöyle selam verirdi. Gördüklerimizi tarif edebiliriz ama ya onun kalbi halini tarif etmek mümkün mü? Yani kul namazda kiminle sohbet ettiğini bilseydi asla terk etmezdi buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Namaza durduğunda gönlü kaynayan kazan gibi ses çıkarırmış. Bazen bir ayetle sabahı yaptığı olur. Bazense efendim 100 küsur ayeti bir rekata sığdırırmış. Sahabe güzün efendilerimizden birisi naklediyor. Bir gün Resulullah'ın yanında gece namazına niyet ettim. Resulullah'ı namazda görünce oh baş başa Resulullah'la birlikte namaz kılalım diye duruverdim arkasına diyor. Başladı Bakara suresinin Fatiha suresinden sonra herhalde 100 ayet okuyup tamamlar diye düşündüm. Devam etti. Bakara suresi bir 100 daha okur diye düşündüm. O 100 de geçti. Bakara suresi bitti. Herhalde Bakara suresini bitirince rüküye varır diye ümitlendim. Sonra geçti Ali İmran suresine, onu da bitirdi. Sonra geçti Nisa suresine, onu da bitirdi. Yani şimdi düşünün ki kardeşlerim, bir rekatta bütün bunları tilavet ediyor. Bir o kadar rükûsu, bir o kadar da secdesi sürdü. Hani utanmasaydım terk edecektim diyor Efendimizin. Yani cemaate namaz kıldırdığında biraz hafif tutardı. Ama onun hafifi bile bizim uzunumuzdan çok önde, ötelerde bir yerde. Ama kendisi Rabbi ile baş başa kaldığında tadını çıkara çıkara. Hani teşbihte hata olmazsa, yani pek de uymuyor ama idare edin. Yani bizim böyle açık büfe bir yemeğe oturduğumuzda akşam hele acıkmışken, iftardayken nasıl böyle tadını çıkara çıkara kollarımızı sıvar, efendim yemeğe gelişir, böyle patlayıncaya kadar la teşbih, yani yemeğe abanırsak Efendimiz'in yani namaza olan iştahı, namaza olan hevesi öyle. Yani Rabbi ile baş başa kaldığında açık büfe bir namaz kılıyor ki inşallah onu da önümüzdeki bir başka derste sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendimizin namazıyla alakalı Fatiha suresini her ayetinde dura dura okurdu diyor. Biz ne yapıyoruz? Mesela geçmiş yıllarda, bu sene 2 yıldır teravihten mahrumuz ama yani geçmiş yıllarda teravih namazı kılarken en muteber, en makbul, en çok sevilen hoca hangisiydi? Fatiha'yı bir nefeste okuyup en hızlı kıldıran hoca tercih sebebi oluyordu. Sevgili Peygamberimiz nasıl? Her ayetinde dura dura okuyor. Hissede hissede, sindire sindire. Onun okuyuşu dizili incil taneleri gibiydi diye Hazreti Ayşe annemiz tarif ediyor. Dilinden dökülen her ayet sayılabilecek efsaftaydı diye de böyle bizlere öğretiyor. Yani böyle namaza durduğunda, tek başına kıldığında tadını çıkara çıkara, hissede hissede namaza duruyor. Biz ne yapıyoruz? Yani şu namazı aradan bir çıkarıverelim hocam diyor. Hatta böyle Ramazan'da çok defa duyduğum, duydukça da tüylerimi diken diken eden cümlelerden bir tanesi. Hocam şu namazı çıkaralım aradan, ağız tadıyla bir yemek yiyelim. Bak. Yemeği, namazı çıkaracak aradan Beyza'da ağız tadıyla yemek yiyecekmiş. Halbuki sevgili Peygamberimiz ne derdi? Teşbihte hata olmaz. Sofra hazırken namaza durmayın. Çıkarın sofrayı aradan, ağız tadıyla bir namaz kılın. Aradan çıkarılması gereken namaz değil, sofraydı kardeşlerim, yemekti. Biz bu dünyaya yemek içmek için gönderilmedik. Biz Allah'ı tanıyalım, ona kulluk edelim diye gönderildik. Kulluğun da zirvesi namazdır. Namaz kılalım diye gönderildik. Yani namaz kılmak için gönderildik desek yanlış olmaz ayet-i kerimeye göre. Şimdi ama ne yapıyoruz? Yaşantımıza baktığımızda şu namazı aradan çıkaralım diyoruz. Ya da sırtımıza bir yük ve angarya gibi görüyoruz. Şu bir borcumuzu ödeyelim filan. Neyin karşılığıdır namaz? Allah'ın sayamayacağımız kadar nimetlerine
efendim bir şükürdür. Sevgili Peygamberimizin penceresinden bakarsak Allah'a teşekkür etmenin adıdır namaz. Sayamayacağımız kadar nimetleri veren Allah'a teşekkür ederim Allah'ım. Verdin bütün bu nimetlere diye şükretmiş oluyoruz. Namaz Allah'a teşekkür. Ama biz sırtımıza bir yük ve angarya gibi görüyoruz. Bilmiyorum daha önce paylaştım mı? Bir gün Ankara'dan İstanbul'a dönüyorum. Havalimanında yatsı namazını kılacağım. Son uçak. Eve gelinceye kadar vakit gecikiyor. Gecikince de bir de yol yorgunluğu var. Namaz o zaman nefse ağır geliyor. Dedim havalimanında namazı kılayım. Vakit de var. Ondan sonra uçağa geçeriz. Tam mescidin kapısına vardım ki iki tane önemli bürokratımız namaz kılmış çıkıyor. Türkiye'de güzel işler yapan, Türkiye'de birçok insanın yakinen tanıdığı güzel bir insan. Mescitten çıkar görünce de çok hoşuma gitti elhamdülillah. Böyle başarılı, güzel iş yapanları bir de namaz kılar gördüm insan acayip heyecanlanıyor, keyif veriyor, gururlanıyor. Takdir edeyim hazır böyle güzel bir insanı görmüşken tam böyle mescitten onlar çıkıyor. Ben de mescide gireceğim. Mescidin önünde karşı karşıya geldik. O tanınan, bilinen zat yanındakine demez mi? Oh, borcumuzu ödedik. Sırtımızdan yükü attık. Eve gidince rahat rahat yatacağız. Ana, borcumuzu ödedik. Sırtımızdan yükü attık. Eve gidince rahat rahat yatacağız deyince ben de dayanamadım. Bodozlama söze girdim. Beyler, namaz bir borç mudur diye sordum. Önce bir irkildi. Baktı karşısına sakallı kara bir adam. Kaba tabirle söyleyeceğim. Sen de ne ayaksın dercesine ya nedir dedi. O ya nedir diye tepeden bakarak cevap verince ben de hiç istifimi bozmadan onun ciddiyetiyle cevap verdim. Sevgili Peygamberimizin diliyle cevap vermek gerekirse namaz Allah ile sohbettir deyince dedi ama bir kitaba bedel. Evet kıymetli dostlar, birinci bölümde niçin namaz kılıyoruz, kılmalıyız? Bunun üzerine bu akşamki hasbihalimizi devam ettiriyoruz. Efendim, hani Ankara'dan dönerken bir bürokratla yaşadığımız diyaloğu anlatmıştım. Efendim, mescitten çıkarken o tanınan, bilinen zat, efendim borcumuzu ödedik, oh eve gidince rahat rahat yatacağız deyince, ben de tanır ya da tanımaz fark etmez, hatırlatmak adına namaz bir borç mudur diye o beyefendiye sormuştum. Biraz böyle irkildi, çünkü etrafında herkes dört dönüyor. Adam birisi de çıkmış, namaz bir borç mudur diye damdan düşercesine sorunca, ya nedir dedi. Biraz ciddi bir şekilde. Ben de onun ciddiyetiyle cevap verdim. Namaz Allah ile sohbettir deyince, bak bu adamda bir şeyler var filan dercesine. Efendim bir cümle daha ekleyebilir miyim dedim. Hazır yelkenleri indirmiş. Fırsatı yakalamışım. Bir daha ya görüşürüz ya görüşemeyiz. De bakalım dedi ama az önceki hava yok. Yelkenleri indirmiş. Sizin yemekten, içmekten ve cinsellikten aldığınız lezzeti ben namazdan alıyorum buyuruyor. Sevgili Peygamberimiz deyince bak hele dedi bu arkadaşta bir şeyler var. Hadi Allah yolunuzu açık etsin. Onlar uçağa, ben mescide. Kimsin, neyin nesisin falan? Allah'ın bir kulu. Yetmez mi? Yani tabii devir kürk devri olduğu için yani bir şey söylediğin zaman önce kürke göre muamele edilebiliyor. Kardeşlerim, en aklı başında bildiğimiz büyüğümüzün, ağabeyimizin namaza bakışı şu. Allah'ım kızma, cehenneminde yakma, bak namaz da kılıyorum. İki takla bir bakla, ya Rabbi gelsin sen sakla, fırt aradan çıkarıveriyoruz. Şöyle yemeğe duyduğumuz özleme, heyecanı namaza karşı duyamıyoruz. Niye? Yemeğin tatlının, tuzlunun tadını biliyoruz da namazın tadını keşfedemediğimizden dolayı. Eğer kul namazda kiminle sohbet ettiğini bilseydi asla terk etmezdi buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, siz böyle çok sevdiğiniz bir dostunuzla bir araya geldiğinizde aradan aylar geçmiş, kavuştuğunuzda böyle ki de bir dostunuz saate baksa bozulur musunuz, bozulmaz mısınız? Peki ya namazdayken gözümüz saatten ayrılmıyorsa, ya namazın farkında değiliz, ya kimin huzurunda olduğumuzun bilincinde olamayışımızın alametidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazdayken tabiri caizse sudaki balık gibiydi.
Üsküdar'da, İstanbul'da Mimar Sinan'ın yaptığı bir camide iki tane levha böyle sizi karşılar o caminin büyük sütunlarında. Bir tarafında şu yazıyor, çok hoşuma giden cümledir. Böyle yıllardır zihnime kazınmış bir cümle. El müminu fil mescidi kessemeki fil mâ. Mümin mescitte sudaki balık gibidir. Öbür tarafta da bunun zıttı yazıyor. El münafiku fil mescidi kettayri fil kafes. Münafık da mescitte kafesteki kuş gibidir diyor. Yani biz hangi tarife uyuyoruz? Mescitteyken sudaki balık gibi miyiz? Yoksa kafesteki kuş gibi miyiz? Yani böyle mescide efendim vakitlice girip sonradan çıkanlardan mıyız? Yoksa en son girip ilk önce çıkanlardan mıyız? Halbuki kul mescitte namazı beklediği sürece namazdadır. Namazı kıldı, orada beklediği sürece yine namazdaymışçasına sevaplar yazılır. Bir efendim sanatçı kardeş daha sonradan aramıza katıldı bizlerle birlikte. Güzel böyle programlar eşlik etti. İsmini de vereyim, mahsuru yok. Yaşar Abdekin abi. Bir gün dedi ki, Ahmet hocam dedi, ben ilk şaşırdığım noktalardan bir tanesi şu oldu. Camiye girerken cuma günü Müslümanlar teker teker aheste aheste giriyor. Cuma namazının farzı kılınınca efendim hurra sanki böyle batan gemiden kaçarcasına camiye kapıya hücum etmelerini bir türlü anlayamıyorum. Yani burada bir anormallik yok mu filan diye ilk dikkatini çeken camide bu olduğunu söylemişti. Yani biliyorsunuz hocalarımız her cuma günü böyle şimdi pandemiden önce muhterem cemaat işte safları sık ve düzgün eyleyin. Birinci saflar bak sevabı büyüktür filan diye uyarır. Bak arkadan gelen cemaate yer açalım filan dese de biz yine camide kapının ağzına yığılırız. Niye? İçerideki şeyi ya fark edemediğimizden ya da az önceki zikrettiğim iki cümleden birinin muhatabı olduğumuz için. Yine söz söz açıyorum. Bir hatıra daha paylaşayım. Bir gün Almanya, Augsburg'dayım. Efendim Konyalı bir kardeşimiz organize yapmıştı. Program çıkışında kitap imzalıyorum. Genç bir çift yaklaştı yanıma. Vallahi hocam dedi biz bugün buraya yani yanlışlıkla geldik. Daha doğrusu bir oyuna kurban olduk. Hayırdır dedim. Biz sizin müşteriniz değiliz filan. Allah Allah hayırdır. Dedi ki arkadaşımızın birisi mesaj attı. Bugün eğlence partimiz var. Sizi de aramızda görmek istiyoruz diye. 300 kilometreden koştura koştura geldik. Beleş eğlence partisi var diye. Arkadaşımız şey atmış. Programın adresini atmış. Eğlence partisi diye de yani arkadaşlarını böyle davet etmiş. Koştura koştura geldik. Hocam navigasyonun gösterdiği adrese bir de ne görelim? Kapıda kocaman namazda diriliş yazıyor. Aha. Biz eğlence partisine diye geldik. Efendim namazda bulduk ya, namaz partisinde bulduk. Kendimiz ne yapalım? Girelim mi girmeyelim ama hani o arkadaşı yakalasa kırtlarını sıkacağız diyor. Yahu bizi kandırdı, bizi aldattı filan. İçeriye girersek namaz kılmıyoruz karı koca ikimiz de. İçeriye girince hoca açacak ağzını, yumacak gözünü. Bir güzel bizi cehenneme sokup sokup çıkaracak. Perişan olacağız, iyice moralimiz bozulacak. Dönelim geriye demiş. Hanımefendi biraz daha insaflı davranmış. Ya bey vardır bunda da bir hikmet. 300 kilometre öteden geldik. Buraya kadar gelmişken girelim içeriye. Dinleyelim biraz. Eğer hoca dediğin gibi fırçalamaya başlarsa usulca kaçarız demiş. Bağlayan yok ya bize. Hocam diyor kapıya da yakın bir yerde oturduk ki yani fırça başladığında biz usulca kaçacağız. Ne oldu dedim. Bak hoca diyor 2,5 saat oldu biz buraya geleli. Vallahi yerimizden kalkacak dermanı bulamadık. Pişman mısınız? Yok yok hocam diyor. Elhamdülillah efendim uzun zamandır böyle arzu ediyorduk namaza başlayalım diye ama bir türlü dikiş tutturamıyorduk. Bugün sizi dinlerken söz verdik ikimiz de namaza başlayacağız. Bak gaza geldik bir de kitabınızı aldık imzalatmak için de kuyruğa girdik. Teşekkür ederiz. Demek ki olanda hayır varmış filan diye böyle paylaşılır. Bilmiyorum bir daha karşılaşmadık devam edebildiler mi edemediler mi ama yani şimdi o kardeşlerden de öğreniyoruz ki böyle kapıya yakın oturmak demek ki çıkışı kolay olsun filan diye. Ama Allah dostlarının, namaz aşıklarının, gönlü namazda, kulağı ezanda olanların tercih edeceği bir davranış değil bu. Niye? Mescitte olduğumuz sürece Allah'ın misafiriyiz.
ev sahibi Rabbimiz. Düşünün ki kardeşlerim, evinize bir misafir geleceği zaman eliniz ayağınız dolaşıyor birbirine. Hele de sevdiğiniz birisi ise ona en güzel ikramları hazırlamanın telaşına düşüyorsunuz. Mescitler Allah'ın evleridir, Beytullah'tır. Ev sahibi Rabbimizse onun ikramlarını düşünebiliyor musunuz? Onun ikramlarını efendim düşünen, bilen, farkında olan bir Müslüman camide böyle acele eder mi? Hemen bir an önce kaçmak için ya da orada biraz daha durabilmek için sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi tadını çıkara çıkara ilk önce girip en son ayrılanlardan mı olur? Biz hangi sınıfa giriyoruz? Lütfen kendi kendimize not verelim. Kul namazda kiminle sohbet ettiğinin farkına varacak. Aşığın maşuğuyla buluşması, kulun Rabbine en yakın olduğu yer namazda secde mahallidir diyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için niçin namaz kılıyoruz? Allah ile sohbet etmek için. Kul konuşur, Allah dinler, Allah konuşur, kul dinler. Fatiha suresinde biz efendim Rabbimize önce hamd ederiz. Efendim daha sonra Rabbimize iltica ederiz. Allah ile kul arasındaki bir nevi konuşmadır Fatiha suresi ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da yine haber ediyor. Sonra namazda okuduğumuz Kur'anlar ile Rabbimiz konuşur, biz dinleriz. Kul namazdan yemin etse ben Allah'la buluştum ve Allah ile konuştum dese yani yalan olmaz. Niye? Allah'la buluşmak isteyen namaza dursun. Allah ile konuşmak isteyen Kur'an okusun buyuruyor sevgili Peygamberimiz. Namaza durduğumuzda biz ikisini de yerine getirmiş oluyoruz. Aynı zamanda Allah'ın bütün verdiklerine teşekkürdür dedim ya, yani fiili olarak bir teşekkür ediyoruz. Nereden çıkardın hocam bunu? Yine sevgili Peygamberimizle Ayşe annemizin konuşmalarından öğreniyoruz. Bir gün sevgili Peygamberimiz Ayşe annemizin yanında. Gece bir miktar uyuduktan sonra kalktı. Müsaade eder misin ya Ayşe? Rabbimle baş başa geçireyim dedi. Efendim ya Resulallah seninle birlikte olmayı severim ama senin Rabbinle beraber olman daha çok hoşuma gider dedim. O kalktı, abdest aldı, namaza durdu. Her ayetinde dura dura okudu. O kadar uzun kıraatte bulundu ki ben bir ara vefat etti zannettim secdedeyken yokladım, yaşıyordu. Namazdan sonra dayanamadım. Ey Allah'ın Resulü, Allah senin geçmişini, geleceğini bağışladığı halde niye bu kadar böyle ayakların şişinceye kadar namaz kılıyorsun dediğimde ya Ayşem, bütün bu nimetleri veren Rabbime çok şükreden bir kul olmayayım mı dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazı Allah'a bir teşekkür olarak görüyor. Biz ise sırtımızda bir yük ve angarya gibi görüyoruz. Şu namazı çıkaralım aradan, rahat rahat bir oturalım, muhabbet edelim filan diyoruz. Bu doğru değil kardeşlerim. Bakışımızdaki şaşılığın bir alametidir. Sevgili Peygamberimizin penceresinden baksak namaza acıkacağız, namaza susuyacağız. Efendim namazın yolunu gözleyeceğiz. Yine kıymetli dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son cümlemiz namaza acıkır, namaza susardı Resulullah dedim ya. Sıkıldığında, bunaldığında da Hazreti Bilal'e seslenir. Erihna ya Bilal derdi. Rahatlat bizi ya Bilal. Namaza duralım, namazda rahatlayalım derdi. Yani Efendimiz namaza durunca rahatlıyor. Biz namazdan çıkınca rahatladığımızı zannediyoruz. İşte bakışımızdaki asıl şaşılık burada. Eğer gerçekten namazın tadını keşfetsek namazı özleyeceğiz. Yani insan nasıl ki bal bal demekle ağız tatlanmıyor. Balı ne kadar güzel en edebi bir şekilde tarif etseniz bile balı tatmamış bir adama ne kadar anlatabilirseniz namazın tadını keşfetmemiş bir kimseye de işte namaz ancak o kadar tarif edilebilir. Rabbimiz hepimize namazın tadını tattırsın. Tadarsak Allah'ın izniyle o zaman namazı özleriz, yolunu gözleriz. İşte bunlardan bir tane örnek bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. Yıllar önce hani sosyal medyanın falan bu kadar aktif olmadığı bir dönemde bir kardeşim bir hatırayı göndermişti bana. Onu Namaz Dirilişe Çağrı isimli namaza başlatan kırmızı kitabıma da özellikle koydum ki okuyanların böyle biraz namaza olan iştahını artırsın, tahrik etsin diye. Çinli sonradan Müslüman olmuş.
bir iş adamı Müslüman kardeşimizin öyküsü. Önceleri efendim İslam'ın farkında değil, Müslüman olmuş. Efendim Türkiye'ye geliyor, Doğu Türkistanlı bir arkadaşı rehber olarak alıyor yanına. Yeni Müslüman olduğu için hem Osmanlı'nın bakiyesi İstanbul'u tanımak hem de Peygamberimizin doğduğu, büyüdüğü, geliştiği, İslam'ı yaydığı yerleri görmek ve umre yapmak niyetiyle yola çıkmışlar. İstanbul'dan efendim yola çıkarken rehber arkadaş Doğu Türkistanlı, ismini de Muhammed koymuş o Çinli iş adamı kardeşimiz. Efendim diyor ki şimdi biz Allah'ın evine ziyarete gidiyoruz. Kabe-i Muazzama yeryüzünde ilk mabettir. Efendim Hazreti Adem'le beraber yapılmıştır ve oraya gittiğimizde Allah kendi adına isimlendirmiş bu evi. İlk görüldüğünde yapılan dualar makbuldür efendim diye anlatıyor. Ve bir insan evinden çıktığında hac ve umre için dönünceye kadar Allah yolundadır. Duyufur Rahman'dır. Yani Rahman'ın misafiridir bu yolculuğa çıkanlar. Bu yolda yapılan harcamalara Allah 700 misli ecir ve sevap verir diye böyle rehberlik yapan arkadaş anlatıyor. Mekke-i Mükerreme'ye varmışlar. Otele yerleşmişler. Ondan sonra umrenin tavafını, sa'yini yapmak için Kabe'ye doğru, Mescid-i Haram'a doğru yürüyorlar. Mescid-i Haram'a doğru yürürken hani sünnet filan değil bildiğim kadarıyla ama hani edeben böyle rehberlik edenler Kabe'de tavaf edilecek o metafa girinceye kadar herkes başını önüne eğsin diye tarif ederler. Tam ki metafa girip Kabe karşımıza tam bütün güzelliğiyle görülecek bir yere gelince hadi başınızı kaldırın diye tarif ederler ve o anda yılların özlemiyle Kabe'yi görünce gözyaşları sel olup akar. Efendim Çinli Muhammed kardeşimize de rehber aynısını yapıyor. Kabe'ye varınca hadi kaldır bakalım başını. Başını kaldırınca tabii olan oluyor. Allah'ın evinde efendim Kabe-i Muazzama'da gözyaşları efendim şıpır şıpır gözünden akıyor. Ve Allah'ım ben geldim kaçak kulun Muhammed affet beni diye başlayıp devam eden cümleler efendim özüyle buluşmanın bir heyecanı. Ve yine rehber arkadaş diyor ki efendim Hacer-ül Esved taşı Allah'ın sağ elini temsil eder. Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber diye şimdi birazdan biz Hacer-ül Esved taşını selamlayarak tavafa başlayacağız. Efendim bu Allah ile el ele tutuşmuş ve beyatlaşmış olacağız. Ya Rabbi Eles bezminde verdiğim sözü yineliyorum, tazeliyorum, söz veriyorum sana kitabında tarif ettiğin gibi. Sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı gibi İslam'ı yaşayacağım demenin adıdır diyor. Efendim başlamışlar tavaf yapmaya. Tavafını yapıyorlar, sa'yini yapıyorlar, işte namazlar kılınıyor. Ondan sonra otele yerleşiyorlar ama yerde mi gökte mi belli değil. Gerçekten hayatının en güzel günlerini yaşıyor. Birkaç gün sonra Çinli iş adamı Muhammed kardeşimiz alkol istiyor. Diyor ki nerede alkol bulabiliriz? Rehber kardeş diyor ki alkol Müslümanlara haram. Rabbimiz kitabımızda alkolü haram etti. Dolayısıyla burada alkol bulamayız. Öyle mi? Alkol içmek haram mı? Taze Müslüman ya. Ayetler yeni yeni hayatına nazil oluyor tabiri caizse. Rehber arkadaşı böyle yeri geldikçe küçük dokunuşlarda Rabbimizin emirlerini hatırlatıyor. Hemen otele döner dönmez memlekete telefon açıyor. Efendim meğer memlekette alkol dağıtım yapan şirketi varmış. Kardeşin arıyor, diyor ki derhal o alkol dağıtımını yaptığımız şirketi feshediyorsun. Abi ne oldu sana, kafana güneş mi geçti? Son günlerde zaten bir anormallik var. Efendim bu kadar sipariş var, bu kadar ödenecekler var filan. Kardeşim Rabbimiz alkolü Müslümanlara haram kılmış. Derhal feshediyorsun. Trak kapatıyor telefonu. Aradan birkaç gün yine zaman geçiyor. Bir başka şey dikkatini çekmiş. Mekke-i Mükerreme'de hanımefendilerin kılık kıyafeti, el, yüz, ayaklar hariç bütün vücut efendim tepeden tırnağa pür tesettür. Diyor ki kadınlar niye böyle giyiniyorlar? Diyor ki bu da Allah'ın emridir. Rabbimiz hanımefendilere el, yüz ve ayakları haricinde bütün vücudunu namahreme kapatmalarını emreder. Öyle mi? Bu defa yine işte İslam'a uymayan bir kıyafet firması var.
Efendim ikinci telefonu açıyor. Onu kapattırıyor filan. Yani kardeşi çılgınlara dönüyor memlekette. Ama Muhammed her duyduğu emre sanki Efendimiz'den direkt talimat alıyor gibi işittim ve itaat ettim ya Rabbi deyip efendim yerine getiriyor. Sonra Mekke'deki vazifeler bitmiş. Medine-i Münevvere'ye doğru yolculuğa çıkıyorlar. Medine-i Münevvere'ye giderken yine rehber arkadaş diyor ki şimdi Peygamber Efendimiz'i ziyarete gidiyoruz. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki kim vefatımdan sonra beni ziyaret ederse sağlığımdayken ziyaret etmiş gibidir. Kim de beni ziyaret ederse şefaatim ona vacip olacak buyuruyor. Başka bir hadisi şerifte de uzaklardayken siz bana bir salatu selam okusanız onu bir melek bana ulaştırır. Ben de nurdan defterime kaydederim. Ama kim kabrimi ziyaret eder de bana selam verirse ben de aynıyla mukabele ederim diyor. Efendim Çinli Muhammed kardeşi bunları dinledikçe mest alıyor. Demek şimdi peygamberimizi ziyarete gidiyorsa Efendimiz'i ziyarete girmişler. Efendim tam Efendimiz'in o karşısına gelince Es-salatu ve selam aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve selam aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve selam aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. İşte salatu selamlar devam ederken yine iki göz iki çeşme derin bir nefes alıyor. Sanki Efendimiz'in kokusunu koklar gibi. Efendim ziyaret tamamlanıyor. Sonra cennet bahçesine geçmişler. Cennet bahçesinde önce iki rekat şükür namazı kılıyorlar. Akabinde sabah namazının sünnetini ve efendim sabah namazının farzını bekliyorlar. Bir müddet sonra biliyorsunuz Efendimiz minberimle evim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir buyurmuş. Tam da orada bir yer bulmuşlar. Efendim sabah namazının farzına duracaklar. Müezzin efendi kâmet getiriyor. Efendim imam efendi tekbir alıyor. Allahu Ekber durmuşlar namaza. İşte biz ne yaparsak sen de onu yapacaksın. Daha yeni Müslüman. Yani böyle ayetler, hadisler yok hayatında. Yeni yeni öğreniyor. Ve birinci rekatı durmuşlar. Kıyam, kıraat, rükû, secdeye varmışlar. Muhammed uzunca bir süre secdeden kalkamıyor. İkinci secdeye kalkmışlar, o hala secdede. İkinci secde bitmiş, ikinci rekata kalkıyorlar, Muhammed secdede. Efendim ikinci rekatın kıyamı, kıraatı, rükûsu, secdesi bitiyor, Muhammed hala secdede. Efendim ikinci rekatta bitiyor, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. İmam selam veriyor, Muhammed hala secdede. Rehberlik eden arkadaş usulca yokluyor ki tık devrilivermiş. Kulun Rabbine en yakın olduğu halde secdedeyken Subhane Rabbiyel Ala derken Muhammed ruhunu teslim ediyor. Apar topar hastaneye kaldırıyorlar Mescid-i Nebi'nin sağlık görevlileri ama çoktan vefat etmişler. Morga kaldırıyorlar. Efendim işte işlemler yapılacak filan. O arada Medine-i Münevvere'nin valisi geliyor. Nerede o diyor Çin'den gelen hastamız, misafirimiz. Diyorlar ki efendim vefat etmiş, morga kaldır. Sakın ha onu göndermiyorsunuz memlekete. O Cennetül Baki'de kalacak. Hayırdır? O da Medine-i Münevvere'nin valisi rüyasında görüyor. Diyor ki benim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Çinli bir misafirimiz var. Onu Cennetül Baki'de efendim misafir edeceksiniz ve devlet töreniyle Çinli Muhammed kardeşimiz orada defnediliyor. Kardeşlerim samimi bir tevbe ile yönelince efendim Allahu Teala Hazretleri bütün geçmişini temizlediği gibi son noktayı da en güzel haldeyken Rabbine kavuşmasına vesile kılıyor. Rabbimiz hepimize böyle samimi tevbeler nasip etsin de efendim eğer şehadet nasip olmayacaksa secdedeyken Subhane Rabbiyel Ala derken ruhumuzu teslim edebilmeyi nasip eylesin. Nasıl yaşarsanız öylece ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öylece diriltileceksiniz buyuruyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer namaz aşkıyla yanar, gönlü namazda, kulağı ezanda bir ömür sürersek, namazda vefat edemesek bile ya bir namazı beklerken inşallah ruhumuzu teslim ederiz diye umuyoruz. Niçin namaz kılıyoruz? Cennetin anahtarı olduğu için. Niçin namaz kılıyoruz?
Efendim, cehenneme düşmemek için. Sevgili Peygamberimiz haber ediyor ki Allah'ın vaadi var. Namaz kılacak, kılan kullarını mutlaka cennete koyacak. Ama namaz kılmayanlar için böyle bir efendim vaadi yoktur diye bildiriyor. Yine bir başka önemli nokta kardeşlerim, namaz kılan bir kimse peygamberlerin ve salih kulların duasında yer alır kendisine. Yani biliyorsunuz günün 24 saatinde dünyanın her tarafında ezansız ve namazsız bir vakit yok. Hani dünya yuvarlak olduğu için efendim işte şimdi biz Konya'da birazdan imsak vakti girecek ama İzmir'de bizden sonra girecek. Efendim Atina'da daha sonra, Avusturya'da, Viyana'da daha sonra, Almanya'da işte Stuttgart'ta vesaire daha sonra. Öbür tarafa gittikçe oradan Amerika'ya geçecek filan. Böyle peyderpey dünyanın her tarafında farklı zaman dilimleri var. İşte bu farklı zaman dilimlerinde namaz kılan Müslümanlar İyyâke ne'budu ve İyyâke nesta'in ihdinas sıratal müstakim dediğimizde hep biz diyoruz. Biz çoğul olarak ve bu duada namaz kılan her bir mümin nasibini alıyor. Yine namazın son oturuşta Rabbena firli veli valideyye velil müminine yevme yekumul hesab dediğimizde Ya Rabbi beni, ana babamı ve bütün müminleri bağışla diye efendim dua eden mümin kardeşlerimizin duasında yer alırız. Namaz kıldığımızda Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dediğinde yine sağında ve solunda bulunan bütün Müslümanlar bu selamın muhatabı olurlar. Dolayısıyla namazda biz ümmeti Muhammed olarak bir büyük bir cemaatin duasında kendimize yer buluruz. Ama namazdan nasiplenemediysek, mahrum kaldıysak, efendim bu duadan da kendimizi mahrum etmiş oluruz kıymetli kardeşlerim. Efendim öbür tarafta bir gün Taif'ten Sakif kabilesinden bir grup geldi. Efendimiz'e baktılar ki artık Mekke fethedilmiş, insanlar fevç İslam'a giriyorlar gruplar halinde. Taifliler tüccar adamlar, ticareti seviyorlar. Baktılar ki Muhammed ve ordusu sallallahu aleyhi ve sellem, onların diliyle söylüyorum, fetihler her geçen gün artıyor. Bizim beldemizi de bunlar fethetmeden gidelim, şöyle danışıklı bir anlaşmalı şey yapalım, beldeyi biz kurtaralım dediler. Yani danışıklı ya da nasıl anlaşmalı bir Müslümanlık için yola çıktılar. Kendilerince İslam'dan biraz taviz kopararak Müslüman olmaya karar verdiler. Geldiler bir grup elçi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, ya Muhammed dediler sallallahu aleyhi ve sellem, biz de Müslüman olacağız ama bazı şartlarımız var. Hele söyleyin bakalım dedi Peygamber Efendimiz, nedir o sizin şartlarınız? Dediler ki biz asil bir milletiz. Sen kölelerden filan bazen böyle efendim fethettiğiniz yerlere köleler filan başkan olarak, vali olarak tayin ediyorsun. Biz asil bir milletiz. Başkanın kendi kavmimiz içerisinden asillerden olmasını isteriz. Öyle her türlü idareciyi kabul edemeyiz. Peygamberimiz, dedi şimdilik olabilir. Öncelikli bir mesele değil. Başka? Ya Muhammed, bir de sana iman edenleri sen cihada götürüyorsun, savaşa götürüyorsun. Biz cihada da gelemeyiz. Niye? Yani biz ticaretle uğraşıyoruz. İşimiz gücümüz yoğun. Öyle ticaretle uğraşan bir adamın efendim ölüm de var işin ucunda. Cihada da gelemeyiz. Dedi Peygamberimiz, şimdilik o da kabul. Orada da sıkıntı yok. İkinci tavizi de kopardılar. İyi gidiyorlar. Sonra üçüncü talepleri geldi ardından. Dediler ki ya Muhammed, bir de efendim kazandıklarımızdan %2,5 zekat varmış. Bu zekat da bize gelmez. Ya biz çalışacağız, çabalayacağız, bu kadar uğraşacağız, didineceğiz. Sonunda da kazandığımızdan efendim %2,5'unu fakire vereceğiz. Bu da bize göre değil. Dedi Peygamberimiz, bu da kabul. Şimdi 3 tane önemli taviz kopardılar. Sıra geldi dördüncüsüne. Dördüncüsüne gelince, dördüncüsü nedir? Hele bir söyleyin bakalım. Dediler ki ya Muhammed, bir de bir gün ve gecede 5 vakit namaz varmış. Biz çok yoğunuz. Bu kadar işin gücün arasında 5 vakit namaza yer bulamayız.
efendim bu da bize fazla gelir deyince diğer üç önemli meseleyi şimdilik tamam kabul demesine rağmen namaza gelince sevgili peygamberimizin tepkisi şu oldu. Rükûsu olmayan bir dinde hayır yoktur diye kestirip attı sevgili peygamberimiz. Diğer üç önemli meseleye şimdilik tamam kabul dedi ama namaza gelince rükûsu olmayan bir dinde hayır yoktur deyince baktılar ki efendim bundan çıkış yolu yok. Dediler Sakifliler bu da bizden olsun. Efendim Müslüman oldular. Efendim İslam'ı kabul ettiler ve Efendimiz onlara yapması gerekenleri öncelikler olarak anlattı. Kabilelerine döndüler. Arkalarından Efendimizin söylediği cümle. Hele bir namaza başlasınlar. Akabinde hepsi de gelecektir buyurdu. Ve gerçekten kıymetli kardeşlerim, tabi öncelikli meseleler fıkı diye Yusuf El Karadavi Hoca'nın güzel bir kitabı var. Aslında böyle bu işe kafa yoran kardeşlerimin okuması gereken güzel eserlerden bir tanesidir. Yani Efendimiz burada öncelikleri efendim göz önünde bulundurarak onları kazanmayı tercih etti. Hele bir namaza başlasınlar, akabinden hepsi gelecektir buyurdu ya, daha bir yıl geçmeden üzerinden Sakifliler tekrar geldiler Efendimiz'e. Dediler ki ya Resulallah, Allah ve Resulü ne emrettiyse başımız üstüne deyip efendim kabul ettiler. Yani idarecide de, zekatta da, cihatta da Allah ve Resulü ne emrettiyse işittik ve itaat ettik diye efendim başladılar. Hani namazın dindeki yeri vücuttaki başın yeri gibidir buyuruyor ya, namaza başladı ve hakkını vererek devam etti mi hayatındaki bütün eksiklikler, noksanlıklar, kötülükler, edepsizlikleri bir bir temizler namaz. Yeter ki hakkı verilerek kılınsın ama hakkı verilmeden de yapılırsa o da tabii kulun Rabbinden uzaklaşmasını artırır diye bildiriyor. Dolayısıyla kardeşlerim namaza bizim ihtiyacımız var. Başka ne var hocam? Efendim namaz ruhumuzun gıdasıdır. Şu bedenin kardeşlerim yemeye içmeye, havayı teneffüs etmeye ne kadar ihtiyacı varsa ruhumuzun da gönlümüzün de namaza, Kur'an'a, zikre, duaya o kadar ihtiyacı var. Yani namaz kılmadığımız zaman ruhumuzu aç bırakıyoruz. Bedeni aç kalan bir adamın ne yapacağını atasözlerimize kadar efendim gelmiş yani. Aç kalan bir insan yani neler yapabileceği hepimizin malumu. Peki ruhu aç kalan ne yapar? Ya kafayı yer ya da kafaya sıkar kıymetli kardeşlerim. Çağımızın en büyük hastalıklarından bir tanesi ne? Stres, gerginlik, buhran, hayattan lezzet alamamak. Hele şu son günlerde pandemiyle birlikte başlayan efendim bunalımların temelinde de yani namazsızlık ve zikirsizlik yatıyor. Yani niye? Allah'tan uzaklaşmanın belgesidir, ispatıdır namazsızlık. Kul namazdan uzaklaştığı zaman efendim Allah'la bağını koparmış oluyor. Namaz ruhumuzun ihtiyacı olan bilimum manevi vitaminleri içinde barındırır. Namazda zikir var. Namazda dua var, namazda Kur'an var, namazda tesbih var, namazda bilimum efendim manevi vitaminler var. Dolayısıyla biz namaz kıldığımızda Rabbimize iyilik etmiyoruz. Ruhumuzun ihtiyacını gideriyoruz. Efendim böylelikle de efendim ruh ve beden sağlığımızı devam ettirebilmek adına namazı ikame ettiğimizde efendim sağlıklı, mutlu, huzurlu bir kul oluyor. Hocam namaz kıldığı halde adam hala serkeş, namaz kıldığı hala gergin, stres atamıyor. Suç namazda değildir. Namazın hakkını veremeyişinden alakalıdır. Kardeşlerim, eğer zenginlik eşittir mutluluk, şöhret eşittir mutluluk, efendim çok kazanmak ya da eşittir mutluluk olsaydı dünyanın en mutlu, en efendim şöhretli insanların yine en mutlu kişiler olmaları gerekirdi. Ama uyuşturucuda, kumarda ve diğer birçok sapkınlıkta onların önde gittiğini görürüz. Hatta efendim dünyanın en müreffeh ülkelerinde intiharın daha yüksek olduğuna
efendim anket sonuçlarıyla da biliyoruz, görüyoruz. Niye? Yaratan, yarattığını en iyi bilen Rabbimiz buyuruyor ki Ele bizikrillahi tetme innul kulub. Dikkat edin ey kullarım. Kalpler ancak Allah'ı zikirle mutmain olur diyor. Başka bir ayeti kerimede de Rabbimiz Vele zikrullahi ekber diyor namaz için. En büyük zikirdir diyor namaz için. Yine başka bir ayette efendim beni anmak için namaz kıl buyuruyor. Dolayısıyla da namaz kıldığımızda biz ruhumuzun ihtiyacını gideriyoruz da efendim huzurun, mutluluğun kaynağına bağlanmış oluyoruz. Ruhumuzu tabiri caizse günün 5 noktasında şarj etmiş oluyoruz. Ama namazdan mahrum olan kardeşlerim ruhlarını aç ve susuz bırakıyorlar. Yani kendilerine kötülük etmiş oluyorlar. Başka yerde suç, başka yerde hata aramalarına gerek yok. İşte huzurun kaynağı efendim kalpleri elinde bulunduran Allah ile bağımızı koparmamakta. Günün 5 noktasında kardeşlerim namaza bizim ihtiyacımız var. Yani insan günün 5 noktasına Allah-u Teala serpiştirmiş. Arada da yani yine yetmediği zaman 5'e 5 ilave ederek nafilelerle o eksikliği tamamlayabiliriz. Yani sevgili peygamberimize 5 vakit yetmez, 5 de ilaveleri vardı. Sünnet diye kıldıklarımız Efendimizin gönüllü armağan olarak ilave ettikleri namazlar, hatta yani hayatına baktığımızda sevindiğinde şükür secdesiyle Rabbine teşekkür ediyor. Hüzünlendiğinde namazla Allah'tan yardım diliyor. Savaşa, sefere çıktığında yine namaza durarak Allah'tan yardım diliyor. Yani sefere çıkarken namaza duruyor. Seferden döndüğünde evine girmeden mescide uğruyor. Yine namaz kılıyor. Güneş tutuluyor. Biz şimdi güneş tutulduğunda fotoğraf çekmenin, video çekmenin derdine düşüyoruz. Ama sevgili peygamberimiz hemen namaza duruyor. Rabbine sığınıyor, iltica ediyor. Ay tutuluyor, namaza duruyor. Kuraklık oluyor. Şimdi mesela kuraklık çığırtkanlığı yapılıyor Türkiye'mizde ve dünyada. Ama hadi gelin yağmur duasına çıkalım deyince yani millet işimiz Allah'ım kaldı diyor. Allahsız işin var mı be adam? Sen Allah'tan bağını kopardığın için ağzından çıkanı kulağın işitmiyor. Allah suyunuzu çekiverse size kim su verecek demiyor mu? Efendim Mülk suresinin son ayetinde. Kuraklık olduğunda sabırla namazla yine Allah'tan yardım isteyeceğiz kardeşlerim. Efendimiz böyle yapardı. Kuraklık olduğunda namaza durarak ya efendim yağmur duası yaparlardı. Yani her hayatının baş köşesinde namazla isteyeceklerini Allah'tan isterlerdi. Şimdi bazen sınava girecek gençler beni ararlar. Efendim sosyal medya sayfalarımdan yazarlar. Hocam yarın sınavımız var. Bize dua eder misin filan. Ben de derim ki sabırla namazla Allah'tan yardım dileyin. Bu gece 2 rekat hacet namazı kılın. Sonra dilekçeyi yazın Rabbinize. Ya Rabbi bana yardım eyle diye dua edin. İnşallah Rabbiniz size ikram edecek. Hocam siz camide dua edin. Tamam da mübarek sen niye gelmiyorsun? Yine gençler güzel yazmışlar. Sorarsa Rabbim kendisi nerede diye ne diye cevap vereceğiz? Onun için lütfen kendimize iyilik yapalım. Ruhumuzun ihtiyacı olan namazdan ruhumuzu mahrum etmeyelim kardeşlerim. Namaza senin ihtiyacın var. Namaza benim ihtiyacım var. Namaza bizim ihtiyacımız var. Şu bedenimizin acıktığı, susadığı, havayı teneffüs etmeye ihtiyaç duyduğu kadar ruhumuzun da namazla teneffüs etmeye, rahatlamaya ihtiyacı vardır. Efendim, namaz kılmak nefse ağır gelebilir ama ruhumuz için bayramdır. Lütfen nefsimize ağır geldiğini düşünelim. Yemeğe, içmeye ayırdığımız, bir günlük yemeğe ayırdığımız namaza ayırdığımızdan çok daha az. Bir öğün, şimdi akşam iftarda geçirdiğiniz vakte şöyle bir dakika tutun kardeşlerim. Bir bakın bakalım. Bir de 5 vakit namaz için ayırdığınız zamana şöyle bir saat tutun da bakın. Hangisi daha önde geliyor?
Yani bir öğünde 5 vakit namazlık vakti harcayabiliyoruz. Eğer işin kıymetini anlarsak, sevgili Peygamberimiz gibi namazı özler, namazın yolunu gözleriz. 5 vakit yetmez, 5'e 5 katarız. Öyle efendim, gönlü namazda, kulağı ezanda bir ömür süreriz. Bir kere tadını aldığımız zaman bir daha bırakamazsın. Bunun birinci eşiği 25 gündür, sonra 40 güne efendim ulaştıracağız. 3 aya dişimizi sıkar, nefsimizi terbiye eder, alıştırırsak Allah'ın izniyle ondan sonra iş kolaylaşacaktır. Allah-u Teala Hazretleri hepimize, çoluğumuza, çocuğumuza, annelerimize, babalarımıza, eşlerimize, efendim tüm sevdiğimiz mümin kardeşlerimize namazın tadını tattırsın. Namazı sevdirsin. Bizi namazla sevindirsin. Namaz markalı efendim ömür sürebilmeyi hepimize nasip eylesin. Efendim Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Namazın aşkıyla yanıp tutuşan müminlerden olmak duasıyla. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.